Türkiye bu politikalarını bir kere daha gözden geçirmeli. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye ile ilişkilerin bozulduğu günden bu yana Türkiye'deki terör eylemlerinin arttığını savundu. İşte Türkiye'nin canlı yakan bir terör belası var ve Suriye ile ilişkilerimiz bozulduğu günden bu tarafa, Suriye'de işte bu iç kargaşa başladığından bu yana maalesef Türkiye'de terör eylemleri de arttı. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği toplantıda Hatay'ın tarihi birikimi, medeniyet zenginliği ve demografik yapısıyla yüzyıllardır, hatta bin yıllardır her türlü etnik kökene, dine sahip kişilerin kardeşçe, barış, üst düzeyde bir kardeşlik duygusu içerisinde yaşadığı önemli zengin noktalardan biri olduğunu söyledi. Hatay'da vatandaşların bir arada yaşadığını vurgulayan Destici, bütün bu farklılıklara rağmen kentin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini hiçbir dönem bozmayan ve korumaya devam eden bir yer olduğunu ifade etti. Tabii bütün bu farklılıklara rağmen, sözümün başında da söyledim, birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini de hiçbir dönemde bozmamış. Bugün de yani burada gördüm, bizzat da müşahede ettim. Suriye'deki gelişmelerden sonra Türkiye-Suriye ilişkilerinden en çok etkilenen yerin Hatay olduğunu ifade eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasında Türkiye'nin canını yakan bir terör belası var. Suriye ile ilişkilerimizin bozulduğu günden bu yana Suriye'de bu iç kargaşa başladığından bu tarafa maalesef Türkiye'deki terör eylemleri de arttı. Daha önce de defalarca uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Türkiye bu politikalarını bir kez daha gözden geçirmeli, yol yakınken her iki ülkenin ve bu ülkedeki tüm vatandaşların da menfaatine olacak şekilde bir süreç başlatabilirse, bu sürecin başlatılmasını en faydalı yol olarak görmekteyiz ifadelerini kullandı. Türkiye bu politikalarını bir kere daha gözden geçirmeli ve yol yakınken dediğim gibi her iki ülkenin de ve bu ülkedeki tüm vatandaşların da menfaatine olacak şekilde bir süreç başlatılabilirse bu sürecin başlatılmasını en faydalı yol olarak görmekteyiz. Suriye'de zora düşen, zulüm altında kalan, çoluğunun çocuğunun güvenliğini sağlayamayan, her türlü açlıkla, yoksullukla karşı karşıya bulunanların Türkiye tarafına kabul edilmesi gerektiğini belirten Destici, ancak Türkiye'ye sığınan, mülteci olarak gelen herkesin de mutlaka kontrollü bir şekilde ülkeye alınması, kontrolsüz ve kimliksiz Türkiye'ye geçişlerine izin verilmemesi gerektiğini de söyledi. Bunların kontrolsüz bir şekilde, kimliksiz bir şekilde İçeriye geçişlerine izin verilmemesi lazım. Suriye'deki Türkmen varlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de Suriye Ulusal Meclisi'nin oluşturulduğunu, bunun içerisinde Arap, Kürt, Hristiyan gibi her etnik köken ve mezhepten kişinin olduğunu, sadece Türkmenlerin bulunmadığını kaydetti. Suriye Ulusal Meclisi başta olmak üzere her türlü oluşumda mutlaka Türkmenlerin de en üst düzeyde temsil edilmesi ve Türkiye tarafından birinci derecede desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Türkiye'de bir Suriye Ulusal Meclisi oluşturuldu. Bunun içerisinde Araplar var, Kürtler var, Hristiyanlar var, Kaldaniler var, Maruniler var. Yani her etnik köken, her din mensubu, her mezhep mensubu var. Ama ne hikmetse sadece Türkmenler yok. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici burada yaptığı toplantının ardından Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'i de makamında ziyaret etti.